Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Şahin Kaan, hoş geldiniz. En son ki şirket arabasıyla çektiğim video yani beğenildi. Siz de bayağı dediniz. Bayağı mesaj geldi böyle Viyana sokaklarından video çekeyim falan diye. Bu da benim şirket arabam ama bu sadece benim, yani komple benim değil. Yani benim satın aldığım araba değil. Bu lease bir araba. Opel tarafından lease ettim. Yani Opel'in kendisinden değil ama Opel'in bir ikinci şubesinden, yani sağ kolundan diyelim. Lease ettim. Lease ne demek? İşte ayda şu kadar kilometre yapabilirim. Ki benim fetrağımda, yani anlaşmamda istediğim kadar kilometre sürebilirim arabayı. Sadece arabanın içi işte güzel durması lazım. Kötü duramaz falan vesaire. Bunlar önemli. İşte başka ne diyeyim ki? Dakikayın, şurayı biraz düzenleyeyim. Şurada hep kağıt, kürek, inşaat planları. Şurada gördüğünüz gibi adresi de şimdi ifşalamış oldum. Neyse. İşçilerim var orada benim mesela. Burada mesela bunun böyle tanesi 55 euro mu, 120 euro mu ne bilmiyorum, bak unuttum. Banchet mi oluyor bu? Banyoya gelen, hani duş tarafına böyle sıcak soğuk su açıyorsunuz ya, oraya gelen bir şey. Şimdi nereye gidiyoruz? Aslında bir inşaata gideceğim. Çünkü orada birkaç işçi bir şeyi yanlış yapmış ve reklamasyon oldu. Ve onu düzeltmem lazım. Ama ben yapacağım bir gün. Çünkü şimdi bir işçiyi alırsam ya da bir yardımcıyı, o zaman o inşaattan almış oluyorum. Ondan sonra o işçilerin yardımcısı, yani yardımcısını almış oluyorum. Hani helfa oluyor. O zaman 2-3 saat şimdi Viyana trafiğinde, yani şu altta araba vardı. Viyana trafiğinde de biliyorsunuz, bak piçe bak. Pezevenk. Ebene sokayım senin ya. Yaptığın stres boş boşunaydı bir de. Ne oluyorsun lan? İtfaiyeler, ambulanslar, ne oluyorsun? Daha yeni var ya, bir sürü yandan polis geçti falan böyle, yani görmeniz lazım. Aa, şuradan geliyor. Gözüküyor mu? Bak şuradan geri sola geçti, kaçtı. Şimdi geri buradan geliyor. Şimdi buradan çıkacak. Hadi bakalım. Biraz action. Whip. Arabalar oradan, kadın, kız, çocuklar arabalı oradan. evet, ne diyordum? Evet, dediğim gibi işçi falan götürmüyorum. Niye götürmüyorum? Çünkü o zaman bu sefer benim inşaattaki fayansçıların yardımcısı gitmiş oluyor. Şimdi bir fayansçı alsam sadece eksi. Çünkü reklamasyon ne demek? Reklamasyon, işçinin yaptığı hatayı düzeltmem lazım ve kendisini geri düzeltirsem bir sefer, hani benim için sadece şey olmuş oluyor, eksi olmuş oluyor. Çünkü ben ona saatine değil metresine para ödüyorum. Ki bazı işçilerimle de şu an şey anlaşması yaptım, saatine. Çünkü bazıları yaşlı ve çok metre kare ediyor, şişemiyor. Bakın radara. Burada burada radar var. Evet. Durum bundan ibaret. Burada da şu an bir inşaat var. Burası hastane ayrıca. Hem hastanede hem de kütüphane, okul. Burada U-Bahn geçiyor mesela. Bu da metro. Viyana'nın metrosu. Benim çok sevdiğim model. Bunu da modelizman modelini almayı düşünüyorum. Ben bir 21'e geçeceğim. Benzin istasyonuna kadar sizi götüreyim. Orada bir dururum. Bir Red Bull içerim. Bir planla konuşurum. Bir de oradaki şey aramam lazım. Baolaita deniliyor. Ne diyor? Almanca'dan Baolaita deniliyor ama Türkçe'den ne deniliyor bilmiyorum ama oranın sorumlusu, inşaatın sorumlusunu aramam lazım. Umarım oradadır ki direkt gideyim, hemen halledeyim, bitireyim, çıksın ortadan. Eğer orada değilse birkaç saat beklemem lazım vesaire. Kim kornaya basıyor? Şuraya atlayacağım ben şimdi, bakın hop. Buraya atladım. Mesela böyle hareketler yapmak iyi değil. Öyle yani. Ayrıca full taksiler dolu var ya. Şu taksiler var ya. Hepinizin var ya. Şimdi küfür edeceğim, olmayacak ha. Bıktım artık. Yolun ortasında duruyorlar. Mal gibi sürüyorlar. Hepsinin kafa 1 milyon, amına koyayım. Hayırdır, tabağını bok mu yetiştiriyorsun yavuşak? Bunlar da acayip sinek gibi. En son bir tanesini eziyordum. Bir de bana gelmiş, bana kızıyor. Kendisi böyle sağda çık 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 yapıyor. Pezevenk. Sanarsın polis. Sivil polis. Ya öyle işte, burası böyle. Burada çoğunluk, aslında burada hep trafik oluyor. Aslında burada hep trafik var. Ama şu an iyi. Burası da bar ayrıca. Burada kadın kızlar geliyor. Konuşuyor böyle. Erkekler geliyor. Erkek kadının bütün işçi, yani erkek bütün para ödüyor. Kadının ne içiyorsa,
ne yapıyorsa filan. Şu arabayı vites 2 alalım. Neyse yapmadım bak, evde bir kamera olunca yapamıyor böyle hareketler. İşte erkek bütün kadının içtiği parayı ödüyor, yediği yemeği ödüyor. Sonra kadının eğer hoşuna giderse akşam erkek ona geçirebiliyor. Kadının ondan hoşlanıyor işte filan. Eğer hoşlanırsa da kadın onun nasıl geçirdiğinden o zaman ilişki falan başlanabiliyor. Böyle tuhaf tuhaf şeyler var. Buradaki postacıların hepsi mesela böyle götürür postayı. Nadir görürsünüz bir postacıyı elektrikli arabayla. Ki şu an bütün postacıların arabası da değişti. Hepsi elektrikli araba oldu. Çünkü artık burada dizel, benzin... Dizel özellikle hiç tutulmuyor ve sevilmiyor. Çoğunlukta herkesin... Aha burada... Profesyonel bir orospu çocuğu var. Bu orospu çocuğu arkadaşlar mesela arabaları kontrol ediyor. Hani ceza işte park ticket mesela benim şirket adına var bir tane. Şunu şöyle yapalım ki uçmasın. Şirket adına var mesela benim bir tane. O zaman hafta boyunca istediğim yerde değil, sadece kutsal parkta olmayan yerlerde durabilirim park şanesmadan. Eğer park şanesmazsanız benim başıma çok kez geldi. Herhalde 20-30 defa ceza yemişimdir böyle pişlerden. 35 euro ya da 45 euro değişiyor. 35 veya 45 arası değişiyor bir fiyatta. Ceza yiyorsunuz. 14 gün süreci içine ödemezseniz direkt 5 euro daha fazla para geliyor. İşte yani böyle böyle size kaydırıyorlar. BMW Türk plakalı Hamza 3. Hamza! Sesimi duyarsan yaz bana. Bak kırmızıda hiç geçmeyelim hiç. Hiç riske girmeyelim. Yani böyle burası. Biraz karışık. Ama güzel bir yer. Umarım görüntü de iyidir. Dediğim gibi biraz burası zor. Bazıları burayla ilgili çok böyle anlatırken şey gibi anlatıyor sanki oturduğun yerden para kazanıyor musun gibi veya ne bileyim her şey çok basitmiş gibi anlatıyor. Şu an Avusturya ciddi anlamda zorluyor. Benim de ne zorluyor artık bu aralar. Elektriği çok pahalı, şeyi çok pahalı. Ayrıca burası da IMS oluyor. Eğer oturduğunuz yerden para kazanmak istiyorsanız buraya gelmeniz lazım. Ama artık bunlar da benim bir arkadaş var. O anlattı. Bunlar da artık çok şey yapıyormuş. Gidin artık çalışın çalışın diye. Yani ona göre ayağınızı denk alın. Aha. Mesela bu da taksi ama üstünde şey yok. Plakadan anlıyorsunuz TX olduğuna, taksi olduğunu. Toyota Hybrid. Hadi, hadi, hadi. Aha. Şuraya biraz eklenek. Oo, burası sadece sağa veriyor. Ben şöyle sola geçmem lazım aslında. Eyvallah kardeş. Allah'ın izniyle E36'lar, Oldtime, hani eski 7'liler falan ve kaçta BMW var onun videosunu çekmemiştim. Sürpriz bir YouTube'da video çekmek istiyorum. Özel BMW'ler, yeni aldığım BMW'ler, yeni aldığım farklı arabalar, eskiden olan farklı arabaların hepsininle böyle ilgili videolar çekmek istiyorum böyle Viyana'ya gezerken. Yani bayağı böyle güzel videolar çekmek istiyorum. Burası da bir tane Hauptbahnhof oluyordu ama unuttum bak ismini. İki katlı City Chat var. Bende onun Model Eisenbahn şeyi de var. Şöyle yapalım. Siktir. Ne düştü? Telefon düştü. Siktimin telefonu. Arabadan hep düşüyor bu telefon. Yani böyle aslında. Orasında da şöyle köprü var, göstereyim. Burası da 21. Viyana oluyor. Ve ben inşaata bakmam lazım. Nerede bu 21'deki inşaat? 21 ile ilgili ne diyebilirim? 21'de çok Türk oturuyor. Çok artık ama Türkler artık şu GMC'ler de çok güzel. Türkler aslında artık eskisi gibi şey değiller. Yani burada Viyana'da çok oturan Türkler yok. Çoğu hep Viyana dışına kaçıyor. Çoğu artık business adamı oldu. Çoğu eskiden mesela Türkler çok kriminal işlere karışan biz. Ama artık öyle değil.
artık daha çok böyle business, ticaret. Altımızda güzel bir araba olsun, güzel bir evimiz olsun. Akşam yediğimiz yemek güzel olsun. Karım olsun, çocuğum olsun. Birkaç sene sonra da bir, yeni bir kız bulurum. Anlatabiliyor muyum? Hafta sonları da onunla takılırım. Çoğu hep öyle düşünüyor. Öyle düşünmeyenler de kesin vardır ama çoğu da öyle düşünüyor. Ama biz Türkler yani burada bayağı böyle artık işveren olduk. Çoğu Türk şirketleri var burada büyük. Yani Almanları çalıştıran böyle Türk şirketleri var. Helal olsun onlara da. Ama zor tabii şimdi, dediğim gibi burada bir Türk bir şey kurduysa zor. Yani çok nadir. Çok nadir demeyeyim de burada var çoğunun babadan yine dededen kalma işte. Dedesi gelmiş ne bileyim ne zamanında kurmuş bir şeyler. Baba devam ettirmiş. Şimdi oğul devam ettiriyor. Ama yeni kuranlar, mesela yeni bir şirket kuranlar, yeni bir şey yapanlar zorlanıyor. Ben de çok zorlandım. Çok hata yaptım. Hatta Sahin Freezing GmbH, o kadar ilk başta para yaptım. O kadar her şey güzel gidiyordu. Sonra yaptığım yani insanlara, iş insanlarına güven, yani yaşlı adamlara güvendim. Ki sandım onlar gerçekten hani doğru söylüyor. Almanlar çünkü yaşlı adamlar. Dedim hani bunlardan niye yanlış gelsin bana gibisinden. Günün sonunda adamlar bir sent için bile yani böyle tuhaf tuhaf hareketlere girdiler. Böyle acayip şeyler oldu. Bunun sonraki başka videoda anlatırım. Bunu sana çok soran, bilmek isteyenler oldu. Anlatırız bunları da. Ayrıca bu arabada şu şey var. Mesela bu şey var. Start stop şey var. Şimdi bak deactivate yazıyor. Şimdi activate. Bununla ilgili bana birisi eğer biliyorsa şey yazabilir mi? Motoru kötü, yani motoru kötü mü? Çünkü habire bir kapanıyor. Geri çalıştırıyorum. Geri, hani her kırmızı ışıkta kapanıyor motor. Geri çalışıyor. Aldığım yerden sordum, lease yerinden. Adam da tam anlamadı. Bilmiyor bu ayarın şeyini. Hani şey diyemedi bana mesela. Ya işte bu kötü, buna eleme falan diye. Ben de bilmiyorum. O da bilmiyor. Öyle işte. Neyse ben biraz daha öne gideyim. Orada illa bir yerde bir şeyler bulurum ben. Benzin istasyonu duracaktım da buralarda benzin istasyonu yok öyle çok. Var bak birkaç tane ama orada da bir Red Bull 3 euro falan, ne bileyim yani o kadar da salak değilim. Değmez. Ayrıca bir tane daha araba var, ona da video çekeceğim. Gerçi onu bir kez size story'de göstermiştim, o da Renault. Onu satın aldım mesela ama o araba biraz içi çok pis, onu temizlemem lazım. Mesela burada böyle güzel bir dolma şeyini görüyorsunuz. Burada bir tane gemi var ama hatta şöyle bak sizin için sağa geçeyim. Bilmiyorum gözüküyor ama güzel bir gemi. Mesela burada böyle train geliyor. Viyana tramvayı. Ayrıca bunun da simülasyon oyunu aldım. Onun da yine kazımını oynarız. Bakın şurada da gemi var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Ama öyle yani. Ya Viyana aslında nasıl desem, Viyana küçük ama ciddi anlamda her yerinde güzel şeyler var yani. Viyana ile ilgili çok aslında videolar çekilebilir. Şöyle düşünüyorum bazenleri, cidden bazenleri öyle bir yere gidiyorsun, acayip şeyler çıkıyor bir anda karşına. Burası da ikinci Donau alıyor. Bir Alp bir de Noy Donau vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle göstereyim bir de. Hem şu sağda bir büyük bir daire var görüyorsunuz, sana bina var. Oradaki inşaatı da ben aldım. Hatta en son oradan story çekmiştim Instagram'dan. Neyse orayla ilgili bir gün bir video çekerim belki. Yani çoğunlukla böyle aslında buralar. Hep iş arabaları, tırlar, taksiler. Çok escort arabaları var. Sonra bir de normal arabaları var. İşte böyle önemli insanları falan taşıyanlar falan. Böyle normal gezeni nadir bulursunuz. Ya var ama hani öyle çok değil. Hafta içi hep çoğunlukla herkes hep iş. Belki bir gün becerebilirsem birinci Viyana'ya giderim. Birinci Viyana'daki bütün her şeyi size çekerim. Bütün yolu vesaire. O zaman daha da hani birinci Viyana'da böyle bir görmüş olursunuz. Birinci Viyana mesela çok güzel bir yer. Benim çok sevdiğim bir yer birinci Viyana.
Orada en çok kafe içmeyi seviyorum. Yemek yemeyi seviyorum. Ve alışveriş yapmayı da seviyorum ama artık oradan yapmayacağım alışveriş. Çünkü niye diye sorarsanız orada ciddi anlamda bayağı böyle bir kazıklıyorlar. Mesela bir Rolex saat 35 bin euro satıyorlar mesela. Yani mesela değil, gerçekten öyle. Mesela birinci bir anda bir Rolex saatini 35 bin euroya satıyorlar. Ama aynı Rolex saatini 28, 27 bin euroya mesela bulabilirsin internet sayfasından. Ya da belki Rolex'in kendisinden. Yani birinci bir yandan pahalı bir şey almayın. Ben birinci Viyana'nın en çok, yani daha çok Gucci ya da Louis Vuitton eşyaları alıyorum ama o da öyle çok şey değil yani, böyle 5 liralık işte 6 liralık falan. Artık onu da almıyorum. Eskiden alıyordum daha çok. Ama gerek yok arkadaşlar, inan ki bu bütün siktiğimin markalarına hiçbir şeyin, yani hiçbirine gerek yok. Hepsi sadece cebinize boşuna, boşuna para vermiş olursunuz. Burada da yeni inşaat yapılıyor bak. Öyle arkadaşlar. Videoyu o zaman burada bitireyim. Kendinizi bakın, mesela yine kapandı motor. Gözüküyor mu bilmiyorum mesela. Şimdi mesela çalıştırırsam motor yine açılıyor. Ama işte bunu bilmek istiyorum hani. İyi mi kötü mü motor, ha böyle bir açıp kapatıyorum, açıp kapatıyorum. Sinirim bozuluyor. Neyse. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz demeyeceğim. Çünkü niye? Gelin bu videoyu uzatalım. Size bütün günümü göstereyim. Vlog yapalım. Belki inşaatın içine falan da size gösteririm. Öyle. Bence öyle yapalım. Güzel bir bölüm olsun. Sahin GmbH. Hundertprozentig. Österreichische Qualität. Diese Sendung wird präsentiert vom Spa Resort Einberg. 365 Tage im Jahr, Urlaub in Echtzeit.